Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçmekte ilk gittiği yer Samsun'dur. Mektep kitaplarına göre Yunan'ı Anadolu'ya saldırtan İngilizlerdir. Bu doğrudur. Ama bunun arkasında bir pazarlık var. İçeriden bir pazarlık var. Burası Mayınlı, girmiyorum buraya. Peki, bu mektep kitaplarında bunu okuyanlar, ileride akılları kamil hale geldikten sonra okuduklarını düşünüp de demezler mi? Yunan'ı İngiliz Anadolu'ya saldırtıyor. Mustafa Kemal de Yunan'a karşı harp etmek için Anadolu'ya gidiyor. Niye Samsun'a gidiyor? Samsun İngiliz işgalinde. Samsun İngiliz işgalinde. Bilmiyorsanız öğrenin. İngiliz'in kucağına gidiyor. Bu doğru olsa böyle olur mu? Trabzon'a gider. Trabzon işgalde değil. Ama size garip bir şey söyleyeyim. Mustafa Kemal Samsun'da 1,5 gün kaldı. Ama Samsun'un bir kazası olan Havza'da 22 gün kaldı. Bu muammayı halledecek bir Kemalist var mı? Ben size kısaca söyleyeyim. Rus ordular 1. Cihan Harbi esnasında şimdi anma günü yapılan Sarıkamış bozgunu dolayısıyla serbest kaldılar. Anadolu'ya girdiler. İkiye ayrıldılar. Biri Karadeniz istikametinde, biri de güneye doğru sarktı. Güneye doğru sarkan Van Gölü'nün güneyine kadar gittiği, Karadeniz sahilinde ilerleyenler de Harşit Nehri'ne kadar Trebolu yakındadır. Dayandığı sırada Bolşevik ihtilali oldu. Ve geri çekildiler. Çünkü kimi Bolşeviklerden yana, kimi Çarlık'tan yana ihtilaf çıktı aralarında. Bugünkü gibi muhabere vasıtaları yok. Bugün cep telefonuyla Amerika ile konuşuyorsun. Böyle bir şey yok. Haber alamadığımız için memleketimizden doğru düşünemiyoruz. Birbirimize girdik. Çekilelim dediler. Bizim Karadeniz'de anma günleri yapılır. Kuvayi Milliye şeyciler, sivil milis şeyciler, insanlar sağa sola damdum tüfek atarlar vesaire. Efendim denizde motorlar böyle gösteri yaparlar vesaire. Bunlar hepsi palavradır. Böyle bir şey yok. Ruslar kendileri çekildiler. Ruslar hiçbir mukavemet görmediler Harşit'e kadar. Ha, mevzi mukavemetler olmuştur. Metin Ganiye diye Akçabat'ın bir köyü vardır arkalarda. Orada bir mukavemet gördüler. Bunlar da Metin Kale, Metin Kale burası demişler. Der halk. Güya orada bir mukavemet görmüşler. Ciddi bir mukavemet görmediler. Ama bunların kumandanı olan General Budiyeni. Bu ismi iyi öğrenin. General Budiyeni. Bolşevik taraftarıydı. Onun için gitmedi, Anadolu'da kaldı. Samsun'un Havza kazasında kaplıcalar vardır. Bilmem yolu düşen var mıdır? Kaplıca'da tedavi görmek bahanesiyle İngilizlerin gözünden uzak duruyor. Ve Bolşevik 17 ihtilaliyle kurulan Bolşevik hükümete istihbarat vazifesi görüyor. Bu esnada Mustafa Kemal Havza'da onu keşfediyor.
Onunla bir görüşüyor. İstanbul'da başkalarıyla anlaşmış, orada da Ruslarla anlaşmayı deniyor. Mustafa Kemal başarmak için kimle olursa olsun teşvik mesai yapmaya amadeydi. Ama bu başarma ne namınaydı? Onun sonraki vukuata göre değerlendirmek başkadır. Günündeki zannedilen başkadır. Genel bu diyeni diyor ki sen Anadolu'ya geçtin. Anadolu fakirdir. Bolşevikliği hiç olmazsa menşevikliği. Bunların farkını bilir misiniz? Halkın reyiyle iktidar olan komünizm menşevizmdir. Yani bugünkü sosyal ne diyorlar? Sosyal demokrat. Demokrat mı? Öyle bir şey. Yani şimdi mesela bizim İslami yazarlardan Nurettin Topçu sosyalistti. Hareket dergisinde sosyalizmi müdafaa etmiştir. Ben de tenkit ettim. Adamları beni protesto ettiler. İslam sosyalist değildir. Sosyalizm bir içtimai nizamdır. Mülkiyet yoktur. Mallar herkesindir. Aile yoktur. Çocuk devletindir. Onu devlet büyütür. Vesaire. Yani bir sistemdir o. Yalnız iktisada müteallik değildir. Nurettin Bey felsefeci. Senin neyine gerek dini meseleyi konuşmak? Seyyid Kutub'un en beğendiği kitap Arapça bilmez. En beğendiği kitap Seyyid Kutub'un El Adaletül İçtimaiye Fil İslam. Ama adaleti içtimai, adalet başka şeydir, sosyalizm başka şeydir. İslam'daki sosyal sosyalizm değildir, sosyal adalettir. Bak fakirin, zenginin malında, nisap fazlasında 1/40 hakkıdır. Bir adam zekatını bir fakire verse, ondan bir minnettarlık beklese, bana dua et dese bile bu alışverişe döner. Ona kendi hakkını veriyor. O verdiği para mukabilinde, zekat mukabilinde bir şey talep edemez. O fukaranın hakkıdır. Bu çok zengin de çok fakir arasındaki uçurumu izale eder. İki sınıf arasındaki husumeti izale eder. Bu sosyal adalettir. Sosyalizm değildir. Mülkiyet mukaddestir. Malı için, ırzı için ölen, onu müdafaa ederken ölen şehittir. Mazlumdur çünkü. Bunu kabul eden bir din sosyalist olur mu? Mülkiyeti kabul etmeyen sosyalizmin 200 çeşidi vardır. Hepinizin işi felsefe değil ya. Bu kadarcık bir malumatınız olsun. Bunlardan ihtilalci sosyalizmin adı komünizmdir. Yani iktidara ihtilal yoluyla gelmeyi tercih ediyorsa onun adı komünizmdir. Rusya'daki rejim komünisti. Bu komünistlerle taraftar olan general bu diyeni istihbarat için orada kaldı. Mustafa Kemal dedi ki Anadolu fakirdir. En azından menşevik yani halkın reyiyle dayatma ihtilalle değil de halkın reyiyle bizim sistemimizi benimseyebilirsiniz. Şayet bunu yapacağınıza söz verirseniz biz size yardım ederiz. Anadolu'ya geçti, arkasında kimse yok. 19 tane yaver.
Bakın burada da bir şey size söyleyeyim. 1952 senesinde merak etmeyin, Özbekler tekkesine geleceğim. Benim mantığım köylü mantığıdır. Köylü bir fidanı koparırken toprağıyla alır. Yerden bir DNA çöker gibi alırsan o fidan tutmaz. Bir meseleyi de etrafıyla öğrenin. Bu meselenin kökleri de budur. Genel bu diyeni bu teklifi yapınca Mustafa Kemal'ına diyor ki sana nasıl güvenirim, sen selahiyetin ne? Sen Çarlık ordusunda generaldin. Şimdi nesin? Hiç. Çarlık yok. Diyor ki ben yeni hükümetle irtibattayım. Sana Lenin'den bir garanti getirsem, bunu millet duysun, tarihi gerçekleri hakaret etmeden olduğu gibi nakletmek 5816 sayılı kanuna göre suç değildir ey savcılar, size söylüyorum. Ey Kemalistler, siz de hemen benim hakkımda yeniden ihbarda bulunmak devlet etmeyin. Bu tarihi gerçektir. Kaynağını da söylerim size. Hiç olmasa kolay bulabileceğiniz bir iki kaynakta söylerim size. Bekleyin hele. O kitaplar toplatılmamıştır. Mesela Fethi Tebetoğlu'nun Türkiye'de Sosyalizmin Tarihi isimli kitapta bu vardır. Kitap toplatılmamıştır. Ben söyleyince bir suç olacak. Allah Allah. Genel bu diyeni ben sana Lenin'den garanti getiririm diyor. Lenin kimdir onu söyleyeyim size. Maalesef Lenin Türktür. Kazan Türküdür. Ama anadan Yahudidir. Anadan Yahudi, babadan Kazan Türküdür. Yahudiler yeryüzünde sadece Yahudiler. Sülaleyi anadan devam ettirirler. Yahudi kadının doğurduğu Yahudidir onlara göre. Baba Yahudi olsa da ana Yahudi olmasa doğan çocuğu Yahudi saymazlar. İsrail'e kabul etmezler. Başka bir gerçek. Tevrat semavi bir kitaptır. Aslı haktır. Lakin Tevrat inancı üzerinden Allah'a inanan bir insan ırkan Beni İsrail kavminden değilse İsrail'e kabul edilmez. Bunun örneği gene Türklerden olan Hazar Türkleridir. Sibirya'da 30 bin kişi kadar Yahudilerle aynı dine mensupturlar. Ama İsrail'e kabul edilmezler. İsrail'e kabul edilmezler. Küçük bir koloni bunlardan Halic'in kenarında karşı yakada vardır. Orada havralar da vardır. Vardı. Şimdi duruyor mu bilmiyorum. Kaynaklara göre var. Mustafa Kemal peki bana Lenin'den bir garanti getir. Lenin'i Yahudi sayarlar. Rusya'nın başına da dünyanın başına da komünizmi bela eden Yahudilerdir. İhtilali Rusya'da yapan Lenin değildir. İhtilali yapan Kerenski'dir. Lenin o zaman İsviçre'de gölde kayık safhası yapıyordu. Almanlar tepkili kıyafetle onu soktular içeriye ve Kerenski'den bu ihtilali devraldı. O da öyle bir şişirme bir adamdır Lenin'de. Ve masondur. Masonluğuna dair vesikayı
Benim Moskov Mezarı'nın kitabında bulabilirsiniz. Evet. Lenin'i mektup getirecek garanti bu esas üzerine. Mustafa Kemal 22 gün 22 gece Havza'da bunun için kaldı. Bu diyenin Samsun'a indi, tebdili kıyafet, motor kiraladı. Aynen Nazım Hikmet'in 1952'de Beylerbeyi'nde Ayaşlı'nın yalısından motor kiralayıp kaçtı, Rusya'ya kaçtı gibi. Rusya'ya gitti. Lenin'den bir mektup aldı. Bir gün bu mektup çıkacak ortaya. Belki de Çankaya arşivinde vardır. Ben yorgun savaşçıyım. Böyle zaman zaman bazı kaynakları söylüyorum. Bir genç kovalasın bunları, çıkarsın ortaya. Mesela Mustafa Kemal 6 ay Hariciye'de resmen Hristiyanlığı kabul etmek için bir heyeti çalıştırdı. Ben bu dosyanın başına kadar gittim. Çağlayangil'in Hariciye Vekilliği zamandı. Memur dedi ki bakanla müsaade olmadan bunu açamam ben dedi. Ama ben o heyette çalışan bazı adamlarla görüştüm. Bu bahsi diğer. Lenin'den garanti getirdi Mustafa Kemal'e. Bolşevik ve Menşevik bir idare kurduğu takdirde kendisine yardım edeceklerini. Şimdi mektep kitaplarında ondan sonra Amasya'ya geçti. İlk uğradığı yer müftülük. Müftülük binası. Amasya tahmini diye ilk bir tahmin neşretti. Bu mektep kitaplarında vardır. Burada bir maddeyi kaldırdılar. Koymazlar. Bolşevikliğin Türkiye için tehlikeli olmadığı düşünülmektedir. Maddesi vardır burada. Bunun aslı bir gün çıkar ortaya. Mektep kitaplarına nakıs olarak derc ediliyor. Gariptir. Mustafa Kemal Samsun ve havalisindeki asayişsizliği yerinde görüp tedbir almak sıfatıyla üzere müfettiş sıfatıyla Samsun'a gönderilirken işgal kuvvetlerinden müsaade alındı. 1952 yılında Genelkurmay'da bir adam veya birkaç kişi, bilmiyoruz kimdirler. Muhakkak ölmüşlerdir. Allah garip-i rahmet eylesin. Mustafa Kemal'in Anadolu'ya çıkışından başlamak üzere, Anadolu'ya gidişinden başlamak üzere bütün resmi evrakı asıllarıyla harp tarihi vesikalar olarak yayınladılar. Vesika büyük. Katlanıyor içine konuyor. Aynı tıpkı basım. İmza, paraf, kırmızı kalemle aslı. Bilsem getirir gösterirdim size. İşin buraya geleceğini düşünmüyorum. Ben buraya çıkarken ne söyleyeceğimi düşünmüyorum yani. Zuhurat. Evet. Bu vesikalarda İngilizler'de müsaade alınmış. Ama Mustafa Kemal Amasya'da Erzurum Kongresi'nin tamimleriyle karşılaştı. Davetiyeleriyle. Bu sefer Erzurum'a gitmek istedi. Çünkü orada bir topluluk var. Erzurum'a gittiği vasıl olduğu anda İngilizler sanki müsaadeyi kendileri vermemiş gibi. Niye gönderdiniz Mustafa Kemal'i Anadolu'ya? Soruyorlar. Bu yazılar hepsi bahsettiğim dergide var. Hükümet de diyor ki size söyledik. Samsun ve havalisindeki asayişsizliği yerinde görüp tedbir almak üzere. Eline verdiğiniz selahiyet padişah selahiyeti. Ben onu da yayınladım. Görebilirsiniz.
adeta Sultan Vahidettin merhum bütün selahiyetlerini ona verdi. Asker ve sivil herkes ona itaat etsin diyor. Bunu ben bu sarıklı mücahitlerde neşrettim. Bu selahiyeti Mustafa Kemal ketmetti. Lakin mabeyne gitti, gemiyle gidecek ya bandırma gemisi. Gemi kumandanına istediğin emri verebilmem için bana bir selahiyet mektubu verin dedi. Ne istinaden? İşte padişahın fermanı, buyurun. Asker sivil herkes bana itaat edecek. O izâ câel kaderu ve amiyel basar. Vallahi siz bu Muhammedi bir inanca sahip olmanın ne demek olduğunu bilseniz belki de aklınızı oynatırsınız. Ahireti bir idrak edebilseniz hakkıyla. Geçen hafta size söyledim. Sizin sahip olduğunuz şerefe ululazm bir peygamber imrenmiş. Hazreti İsa gelecek. Sizin benim gibi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu demenin şerefini ihraz edecek. İmrenmiş Muhammedi olmanın şerefini. Bunun kıymetini bilin ve bunu koruyun. Padişah kader geldi. Devletine devlete ebed müddet dedi diye ebedi hiçbir şey yok. Allah'ın beka sıfatı ilahiyesiyle Halik sıfatı ilahiyesinden masivallah'ta bir tecelli yoktur. Onun için küllü men aleyha fan, her varlık fanilikle mahkumdur. Buna devlet de dahildir. Ay, güneş, ecram-ı semaviye de dahildir. Dahil olmayan bir şey yoktur. Devlet yıkılacak. Alem aleme esbaptır. Basiret bağlanacak. Tacını tahtını yıkacak adama böyle selahiyetler verdi. Bunu gösterdi. Erzurum Kongresi'ne girdi. Buna istinaden de eline bir ayrıca tafsilatlı selahiyet vesikası verildi. Ama bu vesikayı, bu vapura, bu talimatı, kaptana talimatı verebilmek için fermanı koydu ya mabeyin başkatibinin önüne. O bunu istinsa etti. Dedi ki dosyasına koyayım müstendat olarak. Sonra bu adam bu sırrı bildiğinden dolayı 150'lik oldu. Romanya'da yaşıyordu. Bu evrakı da Romanya'ya getirdi. Romanya'dan Şehzade Mahmut Şevket'e intikal etti. Bu mabeyin başkatibinin imzasıyladır, suretidir. Benim neşrettiğim. 66 senesinde ben bunu neşrettim. Kemalistlerin kılı kıpırdamıyor. Kıpırdayamaz ki. İlk bu internet çıktığı zaman birisi benim hakkımda bir yazı yazmış dediler. Yeni başlıyordu bu iş. Ne yazmış dedim. Atatürk düşmanı, hilafetçi, şeriatçı, Osmanlıcı, şu bu falan. Bu kadar mı? Bunların hepsini kabul ettim. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Şahsa düşman değilim. Sisteme düşmanım. Kemalizm Mustafa Kemal'in ortaya attığı bir fikir değildir. Kemalizm Moiz Tekin Arp'ın ortaya attığı bir fikirdir. Ekseriyeti Ziya Gökalp'in fikirleridir. Moiz Tekin Arp da Ziya Gökalp'in asistanıdır. Beğendiniz mi? Yani sistem bir Yahudinin kafasından çıkmış.
Sistemi vaz edeni mi itham edersin, icra edeni mi edersin? Size kalmış bir şey. Şimdi İngilizler geri çağırın onu dediler. Niye? Siz eline verdiğiniz selayete 3. orduyu da koydunuz. 3. ordunun merkezi Maraş. Maraş'ta Samsun ne alakası var? Bak nasıl oyun oynuyor hain. Düşman nasıl oyun oynuyor? Maksat iki tarafın arasını açmak. Çünkü söz verdiler. Padişahı düşmanla beraber gösterecekler. İşgalcilerle beraber gösterecekler. İhtibardan düşürecekler. Mustafa Kemal'de vatan kurtaran aslan yapacaklar. Bunun üzerine geriye çağrılıyor. Diyorlar ki ya size dedik 3. ordu kalmadı da bakiye kıtaatı 2. orduya intikal ettiği için o da ilave edildi. Yo, siz imzaladığınız müterekeyi tekzip etmeye, bozmaya çalışıyorsunuz. Çağırın onu geriye. Mustafa Kemal'in geriye çağrılması da İngiliz süngüsüyledir. Aleyhindeki fetva da İngiliz süngüsüyledir. İstanbul'daki Kürt Mustafa Divan Harbi'ndeki idam kararı da İngiliz süngüsüyledir. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Mareşal Meclis kürsüsünden Ankara'ya intikal edince söylüyor. Onu da Sarıklı Mücahitler'de bulabilirsiniz. Onun konuşmasını. O Mareşal'da sonra ne çürük adam çıktı bilseniz. O günkü Mareşal'a hiç benzemeyen bir adam çıktı içinden. Bu dal kavukluk ne melun şeydir. Size başka zaman anlattım onun çürüklüklerini. Bu suretle iki taraf arasında bir ihtilaf zuhur etti. İstanbul hükümetini gözden düşürmek, halkın gözünden düşürmek için yapılan işlerden bir nebzesini anlattım. Bunun daha devamı var. Bunun daha devamı var. Ama İstanbul'daki faaliyeti o işgal zamanında bu İngilizler bunu sadece bunu yapmadılar. İslam harfleriyle yayınlanmış bir kitap vardır. Kitap tercümedir. Kitabın adı Rus Ateşi'dir. Gariptir. Tercüme eden niye böyle bir isim koymuş? Ruslarla kitabın içinde alakalı hiçbir şey yoktur. Kitabın içi tamamen İngilizlerin işgal zamanında şu İstanbul'da yaptığı zulümlerdir. Kitabın adı Rus Ateşi, İngiliz mezalimidir. Mesela bir adamı sokakta yakalıyorlar. Cebinde bir çakı çıkıyor. Çakıyı şuraya sokuyorlar. Basıyor, kanıyor. Bak, parmağından uzun ağzı olan çakı olmayacak diye biz ilan ettik. Sen bunu niye taşıyorsun? Ayrıca biz bir kitap yayınladık. İstanbul'da tevkif edilenlerden birinin hatıratını. O hapishanelerde yaptıkları işkenceler de ayrı bir hikayedir. Öyle İngilizler çok naziktir, kibardır, centilmendir de İstanbul'da pek centilmenlik yapmadılar. İstanbul'da zulmün envaını yaptılar. Bu zulümler esnasında bu zulümler cereyan eden bir yerde bu millet söz vatan olunca, din iman olunca, düşman işgali, gavur istilası olunca o bitkin haliyle yeniden gayrete geldi ve Mim grubunu kurdu. Mim grubu İstanbul'dan adam kaçırıyordu Anadolu'ya. Mim grubunun faaliyeti de ayrıca anlatılmaya değer. Hatıratlar var bu faaliyette çalışanlar. Mesela ben Eyüp'te Ceylan Efendi'nin
Şeyh Ceylan Efendi'nin anlattıklarını sarıklı mücahitlere yazdım. Bende teyipte de sesi vardır. Davut Paşa kışlasından, kışlasının kapısına İngilizler kasten Hint Müslümanlarını koymuşlar. Anadolu'ya silah gitsin diye. Bizimkiler kaçıracak ya. Bunlar yardım eder onlara. İngiliz askerini koymuyor. İkili oynuyor İngiliz. Ah, bunu anlamak çok. Aşağıda söyledim. Tarih bilmek, vaka bilmek değil, problem bilmektir. Tavşana kaç, sazıya tut. Mustafa Kemal'i galip getirecekler. Son kitabımda var. İnebolu'ya bir gemi dolusu askeri mühimmat gönderdi General Harrington. Mustafa Kemal'e bir gemi dolusu askeri mühimmat gönderen İngiliz, Yunan'ı destekliyor görünüyor değil mi? Yüzünü Türkiye'nin batıya çevirmek için. Bunun da ilk tezahürü Maraşal'de görüldü. Karabekir diyor ki zaferden sonra İzmir'de harp oyunları yapıyorduk. Harp tatbikatı. Maraşal beni bir kenara çekti. Dedi ki biz bu Mustafa Kemal'i diktatör yapacağız. Kemalizm diye bir dava ortaya atacağız. Türkiye'nin yüzünü batıya çevireceğiz. Modern bir Türkiye yapacağız. O dindar bilinen Maraşal. Karabekir diyor ki bize diktatör lazımsa Abdülhamid'i niye devirdik öyleyse dedim. Onun da kafası bozuk. Siz zannetmeyin Karabekir de çok sağlamdır. Kötünün az kötüsü. Şaribül Leyli ve Nihar'dır. Mustafa Kemal Şişli'deki müze bir randevu evidir. Orada ameliyat olmuştur. Apandisit sonrasını geçirmiştir. Karabekir şarka tayin edildiğinde anlatıyor başında oturdum karyolasının. Şarkta askerler, şeylerin, müstevlilerin silahları hiç görmez. Şarkta bir milli devlet kuralım sonra onu batıya teslim ederiz. Osmanlı milli değil. Size garip bir şey söyleyeyim. Din ve milliyet aynı şeydir. Bugün bakmayın sosyolojik manada bir milliyet anlayışı çıktı. Şeriat nazarında din de, şeriat da, mezhep de aynı şeydir. Milli devlet kurarmış da onu batıya teşmil edermiş de böyle Mustafa Kemal'e telkinde bulunduğunu, sen de gel dediğini anlatıyor. Kötünün az kötüsü. Ama ona dedim ki Abdülhamid'i niye devirdik? Ona göre Abdülhamid işte buradan o da belli. Abdülhamid diktatör, Kızıl Sultan, haşa ve kella. Aynı Karabekir İttihat Terakki'yi bir kere kapandıktan sonra Avrupa'da, Rumeli'de İkinci defa kendisi kurduğuna dair 500 sayfalık bir kitabı var. Adamları iyi tanıyın. Efendim Kadir Bey adam beğenmiyor. Gösterin bana beğenecek bir adam. Bakayım beğeniyor muyum, beğenmiyor muyum? Deneyin. Yakın tarihte sağlam adam bulmak çok zor. Maalesef. Çok zor. Onların da birçoğu ipe gitti. İpe gitti. Evet. Birkaç sene evvel, bir müddet evvel bu Maraşal Anadolu'ya gelmişti. Dedi ki ben bir teftiş uydurdum. Aslında bir teftiş meftiş yapacağım yok. Seninle konuşmaya geldim. Sen bu Mustafa Kemal'i desteklemezsen bunu yapacağı bir hiçbir halt yok. Bunu destekleme.
Şimdi burada ben tekrarlayamıyorum onun söylediği kelimeleri. O şöyledir, böyledir, böyledir, böyledir. Hepsini saydı. O demiyor öyle, ben böyle diyorum. O bunu kelimeleri söylüyor. Ben söylesem 5816 sayılı kanundan yakama yapışırlar. Bunları bana söylemiş olan adam şimdi Mustafa Kemal diktatör yapacağız diyor. İşte Kemalizm kelimesini ilk defa telaffuz eden Maraşal'dir. Maraşal'in başka seyyahatı da var da gerekmez. İki tarafın arasını açtıkları hengamda bu ihtilaf devam ederken İstanbul'da Mim grubu silah kaçırdı. Bakın ne yapıyorlar. Davutpaşa kışlasına giriyorlar. Silahları tabutlar hazırlamışlar. Tabutu silah dolduruyorlar, Eyüp'e taşıyorlar. Eyüp'e. Eyüp'te Allah aşkına nedir? Şimdi yıkıldı orası. Mevlevi tekkesi. Halic'in kenarında Mevlevi tekkesi vardı. Bahariye tekkesi. Bahariye'de. Ama gene Halic'in kenarında. Bahariye, Halic'in kenarında bir semttir. Eyüp'ten biraz ilerisi. Anladın mı? Yani Bahariye tekkesi de denir. Mevlevi tekkesi de denir. Oraya getiriyorlar. Bizim Karadeniz'de kayıkçılar da bunu yazdılar. Kalkalanlardan birinin hatıratı var. Bu tabutlardaki silahları alıyorlar. Motorlara dolduruyorlar. Üstüne iki çuval mısır serpiyorlar. Boğaza geliyorlar. Boğaza. İşgal kuvvetlerinin subayı soruyor. Nereye gidiyorsun? İnebolu'ya ya Samsun'a. Ne var geminde? Mısır. Bakayım evet mısırmış geç. Danışıklı dövüş. Silah gönderiyorlar Anadolu'ya. Yunan'ın galebesi matlup değil. Yunan'ın mağlubiyeti matlup ki o mağlubiyetten biri kahraman olacak. Türkiye'nin yüzünü batıya çevirecek. Anladınız mı oyunu? İki çuval mısır döküyor silahın üzerine. Bunu yaşayandan ben dinledim yazdım Ceylan Efendi. Eyüp'te tekkesi hala devam ediyor. Ne tekkesidir? Çok zaman oldu 66'nın kitabı. Evet. İngiliz anlamamazlıktan geliyor. Ya Anadolu'dan mı İstanbul'a mısır gelir? İstanbul'dan mı Anadolu'ya mısır zahire gider ya? Bunu yutmak için aptal olmak lazım. Bu danışıklı dövüştür. Anlıyor musunuz hikayeyi? Oyun oynandı bize. Bunun içeriden figüranı var, dışarıdan figüranı var. Öyle olmasa General Harrington bir gemi dolusu cephane gönderir mi? Son kitabımda görürsünüz bunu. Peki, Mim grubu bu işi yaparken Sade o mu yapıyordu? Hayır. Burada Üsküdar'da Sultan Tepesi'nde Özbekler Tekkesi namıyla bir tekke hala mevcuttur. Bugün Hüdayi Vakfı'na verilmiştir. Orası bir hususi üniversite oldu şimdi. Görebilirsiniz. Sultan Tepesi'nde Özbekler Tekkesi de adam kaçırma işinde bir numaralı rol oynamıştır.